Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan arkadaşlarımla beraber mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle şahsınızda Cumhurbaşkanlığına ve de KKTC hükümetine göstermiş olduğunuz misafirperverlik için ve ilgi ve gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile ve siyasi parti liderleriyle özellikle Kıbrıs meselesinin hareketlendiği bir dönemde iki toplantı gerçekleştirdik. Ve bugünkü toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi Kıbrıs meselesini değerlendirdik ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimizle ilgili gelişmeleri birlikte değerlendirme fırsatımız oldu. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları da yine birlikte ele aldık. Ziyaretimin geri kalan kısmında ise KKTC hükümetiyle ve ana muhalefet lideriyle de görüşmem olacak. Değerli basın mensupları, 50 yıl aşkın süredir Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönünde tüm samimiyetimizle çaba gösteriyoruz. Bu uzun yolda Türk taraf olarak her zaman çözüm yönünde güçlü bir irade ortaya koyduk. Rum tarafında ise maalesef bu irade gerçekte hiç olmadı. 2017 yılında başarısızlıkla sona eren müzakere sürecinden sonra da bu durumun değiştiğini söylemek maalesef mümkün değil. Rum tarafı yönetim ve refahı Türk tarafıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istememektedir. BM Genel Sekreteri tarafından geçici olarak görevlendirilen Lut'un geçen haftaki temaslarını yakından takip ettik. Ne yazık ki Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin kabulü yönünde Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık. Her yerde ve her vesileyle söyledik. Bugün de tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini sağlayan ve güvenlik endişelerine yanıt veren her türlü seçeneği görüşmeye hazırdır. Biz hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz. Herhangi bir çözüm modelinin dayatılmasına da karşıyız. Ancak meselenin özü Rum tarafının Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini tüm unsurlarıyla önceden kabul etmesidir. Yani burada siyasi eşitlik tüm unsurlarıyla önceden kabul edilmelidir. Müzakereler arkadaşlarımızın da söylediği gibi bugünkü toplantılarda artık bu tartışmadan çıkarılmalıdır. Müzakereler hele bir başlasın, bundan sonra bakarız demek artık olmaz. Bunu 50 yıl denedik, sonuç alamadık. Sayın Anastasiadis farklı ortamlarda farklı fikirlerden bahsetti. İki devletli çözüm, gevşek federasyon, federasyon veya ademi merkeziyetçi çözüm gibi birçok fikri kendisinden doğrudan ve dolaylı duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları kendisinden işitti. Sayın Anastasiadis zaten farklı kişilere farklı şeyler söyleme konusunda da mahirdir. O nedenle beşli bir gayri resmi toplantıda bunlar netliğe kavuşsun dedik. Yani neyi müzakere edeceğimizi birlikte kararlaştırmamız lazım. İki taraf ve Birleşmiş Milletler'in de olduğu ortamda, yani 5+BM formatında bir gayri resmi toplantı olsun ve neyi müzakere edeceğimizi burada belirleyelim. Öyle her ortamda farklı fikirler ortaya atmak, olayı süreci savsaklamak ya da statükoyu korumaya çalışmak bizim ve Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir yaklaşım değildir. İşte o belirlendikten sonra da biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı gibi bir referans belgesinin detayları o zaman netliğe kavuşur. Yani neyi müzakere edeceğimizi net bir şekilde görüyoruz. Ondan sonra referans belgesi de tabii ki detaylarıyla beraber netleşecektir. Ondan sonra müzakere başlar. Referans belgesi olmadan da müzakerenin başlamayacağını biz Türkiye ve KKTC olarak, Kıbrıs Türk tarafı olarak görüyoruz. Diğer taraftan Rum tarafı gerçekten Türk tarafıyla iktidar ve refahı siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istiyorsa bunun ilkeleri üzerinde önceden anlaşılır ve sonra müzakereler başlar.
yok hayır ben bunu yapamam diyorsa o zaman siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık değil, egemen eşitlik temelinde bir ortaklık kurulmaya çalışılır. Türkiye'de Kıbrıs Türk halkı da azınlık statüsünü kabul etmez. Bugüne kadar kabul etmediği gibi bundan sonra da kabul etmesi mümkün değildir. Rum tarafının bunda ısrar etmesinin de anlamı yoktur. Bu gerçeği görmeleri gerekiyor. Siyasi eşitlik kağıt üzerinde değil, muğlak değil, uygulamada olmalıdır ve çerçeve net olarak çizilmelidir. Bu vizyon ve güvence olmadan bir müzakere sürecine girilmesi, defalarca söylediğimiz gibi bir zaman kaybıdır. Kıbrıs Türk halkının aldatılması ve boşuna umutlandırılması anlamına gelir. O nedenle siyasi eşitliğinizden, yani Kıbrıs Türk halkının, KKTC'nin siyasi eşitliğinden ödün verilmesi de mümkün değildir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı da değindiği gibi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adaya barış ve istikrarın tesisi için fırsat olarak kullanılması gerektiğini başından beri savuna geldik. Uyarılarımızın dikkate alınmaması üzerine ise Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarını koruyacağımızı ve bu konuda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğimizi her vesileyle vurguladık ve gösterdik. Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis gemilerimiz de Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemlerle oldu bittiler yaratma peşindeki Rum tarafı adanın doğal kaynaklarını da paylaşma niyetinde değildir. Rum yönetimi 2011 ve 2012'de yaptığı gibi Kıbrıs Türk tarafının 13 Temmuz tarihli hidrokarbon işbirliği önerisini de hemen tereddütsüz reddetmiştir. Ancak bu öneri halen masadadır. Uluslararası toplumla bunu da görüşüyoruz. Gerek Kıbrıs KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet, bizler bunu masada tutuyoruz. Ve Rum tarafı Kıbrıs Türk'ünü adanın asli unsuru ve ortak sahibi olarak kabul ediyor ise bu öneriyi çok geç olmadan hemen dikkate alması gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu öneri gerçekten Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki zenginlikleri Rum tarafıyla paylaşmaya hazır olduğunun yine bir göstergesidir. Bu yönde bir adım atılmaz ise, yani Rum tarafı Türk tarafının bu önerisini kabul etmez ise Türkiye Petrolleri sizin verdiğiniz ruhsat sahalarında çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rum liderin Cumhurbaşkanı Akıncı'ya getirdiği birçok koşula bağlanan, Sayın Akıncı'nın da biraz önce açıkladığı sözde öneri ise bize göre ciddiyetten uzaktır. Gerçekçi ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Çok kıymetli basın mensupları, Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda geleceğe korkusuz bir şekilde bakarak barış ve huzur içinde yaşaması bizim önceliğimizdir. Türkiye her koşulda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün yanında olacak, güvenlik ve kalkınmasına kararlılıkla destek verecek, adada ve bölgede huzur, istikrar ve refahın sağlanması yolunda her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Bu sıcak ortamda sizleri biraz yorduk. Dikkatiniz için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bir kere daha size de çok teşekkür ediyorum.